Sevgili Kaya LC kanal takipçileri herkese merhabalar. Arkadaşlar kusura bakmayın. Aslında bu aralar bir müddet video çekmemeyi düşünüyordum. Çünkü son videodaki bahsettiğim rahatsızlığım hala geçmedi ve kamera karşısına bu rahatsızlığımla çıkıp sizlere rahatsızlık vermek istemedim. Videoyu kötüleştirmek istemedim ama şöyle bir durum oldu. Geçenlerde çocuğum için aldığım bir oyuncak beni o kadar memnun etti ki ne zamandır yorumlarda takipçilerimin çocukların teknik konularda gelişimi için neler yapabiliriz, hangi oyuncaklardan faydalanabiliriz ya da hangi sistemlerden, hangi e, düzeneklerden, hangi kitlerden faydalanabiliriz gibi birçok soru geliyordu yorumlarda. E, ben de tabii bir eğitimci olmadığım için özellikle çocukların eğitimi konusunda kendimi çok bilgisiz ve yetersiz hissettiğim için böyle bir konuya girişmek istemiyordum. Fakat oyuncaktan öyle memnun kaldım ki e, bunu sizinle paylaşmadan edemedim ve bu videonun da o yorumlarda bana sorusu olan hani çocuğunun gelişimi açısından ne gibi bir metot izleyebiliriz? Nelerden faydalanabiliriz gibi sorusu olan arkadaşlara bir cevap niteliği taşımasını istedim. Şu anda da gördüğünüz gibi oğlumun odasındayım. Aslında videoyu oğlumla birlikte çekmeyi düşünüyorduk fakat o da birazcık rahatsız, onda da öksürük, hapşırık gibi e, nezle ya da grip belirtileri var. Onun için erken erkenden uyudu. Kusura bakmayın onu gösteremiyorum ama oğlumu merak edenler kanalımda e, daha önceki videolarda birlikte çektiğimiz e, videolarımız var. Oradan oğlumu merak edenler izleyebilirler. Onlarla onunla da yaptığımız projeler var arkadaşlar. Hatta oğlumun bir de kanalı var. Ee, i̇steyenler oğlumun kanalının linkini de aşağıya koyarım açıklamalar kısmını. İsteyenler onun da e, linkine gidip abone olabilirler kendi çocukları için onun kanalını da takip edebilirler. Neyse konuyu daha fazla uzatmadan hemen bu memnun kaldığım oyuncağı teknik konularda bir çocuğun gelişimine nasıl yardımcı olacağı konusunda açıklamalar yapacağım. Fakat ondan önce her zamanki yaptığımız gibi kanalımızın gelişimi açısından ufak bir sponsorluk reklamımız var. Onu izleyelim. Daha sonra da hemen videomuzun kalan kısmına geçelim. GLC PCB firması gördüğünüz gibi arkadaşlar çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi 2 dolara basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız, çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız GLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. GLC PCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin gerber dosyasını yükledikten sonra siparişinizi Dört dörtlük bir şekilde GSC PCB firmasına verebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar biraz önce bahsettiğim oyuncak e, bu oyuncak gördüğünüz gibi mekanik laboratuvarı isminde bilim ve oyunu birleştiren ve çocuklara bir arada hem bilimi hem tekniği sevdiren bir oyuncak. Benim aslında bu oyuncağı almamdaki sebep tamamen kişisel bazda yani kendi çocuğuma bilimi ve tekniği sevdirmek adına almıştım ama içeriğini görünce dedim ki bunu kesinlikle takipçilerimle paylaşmalıyım. Yorumlarda gelen sorulara bir cevap niteliği taşısın ve bu oyuncağa sahip olan arkadaşlarımızın da çocukları bilimi ve tekniği oyun oynayarak öğrensinler ve sevsinler diye bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bakın oyuncağımızın kutusunda hemen burada sitem yazıyor. Sitemin açılımı bakın science yani bilim teknoloji, engineering yani mühendislik ve matematik. Yani sizin çocuğunuz da bu oyuncakla oynarken bilimle ilgili bir şeyler öğrenecek. Bunun yanı sıra teknolojiye olan sevgisi artacak. Mühendislik konularına bir ilgi duymaya başlayacak. Ve bütün bu işlemleri yaparken de aynı zamanda matematik becerisi de gelişecek olduğu anlamına geliyor. Benim bu aldığım oyuncak 130 adetten fazla değiştirilebilir parçaya sahipmiş. Bakın hemen şurada ön plana çıkardıkları bir bilgi var. Diyor ki tekerlekleri etkinleştirmek için diferansiyel yapısının nasıl yapılacağını da gösteriyor. Teknik konuyla uğraşan birçok arkadaşımız bile bir diferansiyelin nasıl çalıştığı hakkında fikir sahibi değildir. İşte sizin çocuğunuz bu oyuncaklarla oynayarak en basitinden bir diferansiyelin nasıl çalıştığını dahi öğrenmiş olacak. Bizim bu aldığımız oyuncakta yani bu kitte İki adet model yapabiliyorsunuz buradaki parçalarla. Bunlardan bir tanesi NASA'nın zamanında Mars'a gönderdiği bir uzay aracının oyuncak versiyonu arkadaşlar. Bir tanesi de hemen şurada göreceksiniz. Bir uzay istasyonunun prototipini hazırlayabilecekleri bir oyuncak. İtalyan malıymış. İtalyanlar üretmişler. Aslında burası beni birazcık üzdü. Ben bu oyuncağı alırken Türk yapımı olacağını tahmin ederek yani öyle düşünerek almak üzere gitmiştim. Fakat İtalyan yapımı olduğunu gördüm. Bundan Türk yapımı olan var mı? Türkiye'de üretiliyor mu? Bilmiyorum ama arkadaşlar üretmesi çok basit bir şey. Herhangi bir plastik enjeksiyon makinesinde rahatlıkla üretebileceğiniz parçalardan oluşuyor. Sadece yapmanız gereken oyuncağı tasarlamak ve bu oyuncaklardan basıp ülkemize kazandırmak. Bilmiyorum eğer bu konularda bilginiz varsa bu oyuncakların Türk versiyonunu biliyorsanız lütfen yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın ki birçok arkadaşımız bu durumdan faydalansın ve Türk olanı varsa yerli olanı varsa biz de çocuklarımızı yerli oyuncaklarla tanıştırıp onlara bilimi ve tekniği sevdirelim arkadaşlar. Neyse kutumuzun kapağını açıyorum hemen. Gördüğünüz gibi burada aslında biz oyuncakları oğlumla birlikte yapmıştık. Fakat ben videoyu çekmeden önce gündüz evde kendi kendine bir şeyler denerken bizim yaptığımız o modelleri bozmuş tabii ki. Şimdi işin güzel yanı şu arkadaşlar. Bu parçaların hepsi sökülebilir takılable parçalar. İstediğiniz forma getirebilirsiniz. Yani benim oğlumun yaptığı gibi buradaki oyuncağa bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Kendiniz de bu parçaları değişik tarzlarda birleştirerek değişik oyuncaklar, değişik mekanik parçalar yapabilirsiniz. Bir güzel yanı da bakın hareketli parçalar. içerisinde dişliler var, dişli mekanizmaları var. Bakın gördüğünüz gibi bakın. Ben burayı döndürüyorum. Bakın ben bu parçayı döndürüyorum. Kol hareket ediyor gördüğünüz gibi. Görüyor musunuz kolun hareket ettiğini? Gayet güzel olduğunu düşündüğüm bir uygulaması var. Hepsi sökülüp takılabilir parçalar ve Hareketli parçalara bakın. Şurada başka bir mekanik yapıdan örnek göstereceğim. Gördüğünüz gibi işte çocuklar bu mekanik parçaların nasıl çalıştığını gördükçe bilime ve tekniğe olan sevgileri artacak arkadaşlar ve en azından bu sistemlerin nasıl çalıştığını ya da nasıl çalıştırılabileceğini öğrenecekler. Gördüğünüz gibi burada ayrı bir yapı yapmış benim çocuğum. Neyse tekerlekleri var başka başka parçaları var arkadaşlar. Bu oyuncağın bir güzel yanı da size kutu içeriğinden bu oyuncakların yapım şeklini gösteren bir kitapçık veriyorlar ve bu kitapçığın üzerinde bakın parçalardan kaçar adet kullanılması gerektiği, işte boyutları, nasıl montajlanacağı gibi şemalar var. Bakın burada hemen parçaların nasıl montajlanacağını gösteren şu şemada diyor ki işte turuncu parça, şu küçük turuncu parça hem bu parçanın en bana göre solunda ki deliğe girecek. Bir diğer turuncu parça dik şekilde ortasına girecek. Bu da onun yanına gelecek ve alttaki şu uzun çubuğa montajlanacak. Bu çizimler bakın kendi çocuğumda da ben bunu gördüm. Çocukların şema okuma kabiliyetini geliştiriyor arkadaşlar. Yani elektriksel bir şemayı ya da mekanik bir şemayı nasıl okuyabileceklerini bu oyuncaklar sayesinde öğrenebiliyorlar ve geliştirebiliyorlar. İleride eğer teknik işlerle uğraşacak olurlarsa bir şemanın nasıl takip edileceği ve o şemaya göre bir cihazın nasıl tamir edileceği ya da nasıl kurulacağına dair bir altyapı oluşuyor çocuklarda. Bakın gördüğünüz gibi bu şemada parçanın nasıl bir araya getirileceğini anlatmış. İnanın benim oğlum 6 yaşında ve kusursuz bir şekilde bu parçaları birleştirebildi arkadaşlar bu şemalara bakarak. Eğer siz de çocuğunuzun bu türden bir gelişim göstermesini ya da bu alana yönelmesini istiyorsanız kesinlikle bu oyuncağı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şiddetle alın. Çocuğunuz kendi hayal gücüyle, kendi yaratıcılığıyla bu oyuncaklardan istediği şekilde oyuncakları bir araya getirsin ve bilim ve teknik konusunda kendisini geliştirsin. Biliyorum kendi atelyemle çekmediğim için görüntünün şu kısmı ben lambanın önünü kapattığım için birazcık karanlık çıktı. Ama umarım gösterdiğim şeyler anlaşılmıştır. Ve umarım bu videonun sizlerin ve çocuklarınızın ufkunun açılmasında bir faydası olur. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tür bilimsel ve teknik konulara siz ve çocuğunuz ilgi duyuyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda yeni bir projede görüşünceye dek hoşçakalın.